Şapka tasarımcısı Flip Tracy'nin bir defilesi var. Hmm. Ben de defile izlemeye gidiyorum. Peki. Feyz alınılmış. Evet. Kimdi? Kimden ötürü söylenmişti o? Ezgi sana mı söylenmişti? Neyi? Şapka tasarımı... Yok, ben değildim. Oo, herkes yapmıştı. Ha, Emel yapmıştı. Dört ama Emel yapmıştı. Peki. Gülşah. Çizmelerin güzel ama çok yakın zamanda galada giymiştin galiba. Hı-hı. Sen de çünkü başka çizmeler de var, giyebilirdin. Elbiseni çok beğendim. Onu da o giyen kişi gibi feyz aldın değil mi? Hayır, çünkü elbise, benzemiş o elbiseye de. Bir markanın biliyorum, elbisesini biliyorum. Diktirdim. Biliyorum. Şapkayı şapka da evdeki çiçeklerimi değerlendirmek istedim ve böyle bir konsept yaptım. Yani orasıyla alakası olan bir şey değil aslında. Yok, sadece ben buradan bahsediyorum. Kemaloğlu şapka tasarımıyla ilgili Emel yaptığında Flip Tracy'nin ismini geçirmişti de o yüzden söylüyorum. Onu değil, ben gördüm. Biri yaptı, giydi böyle şapkasına çiçekler taktı diye o aklıma geldiği için dedim. Ya ben... Dünyadan bir isimden bahsetmiyorum. Sen ondan bahsediyorsun. Yok yani. Öyle. Ben onu sizin dediğinizi hiç duymadım bile. Hı. Çünkü gördüm öyle bir şey. Daha var ama gayet senin de bu kısa zamanda güzel olmuş. Teşekkür ederim. Elbiseni çok beğendim. Çantanı da beğendim. Ben sadece çizmelerin güzeldi zaten çok yakın zamanda. Hı-hı. Fikrini de çok beğendim. Oraya siyah deri bağlaman da güzel bağlaman. Ben sadece çizmelerini hani bu kadar yakın zamanda hani hep diyoruz ya. Bir de çok siyah giyiyorsun Ayşenur. Tek problem o yüzden... çizme olsun, teşekkür ederim. Ama tek problem dediğim bazen öyle bir şey ki 5 puana bedel olabiliyor. Hani saç yani hep değişik şeyler yapmak adına. İyi olduğunu bildiğin şeyleri iyi şeyin altına giyiliyor. Hep değişik şeyler yapan biri olmak adına yani. Bir şey demiyorum gerisi. Teşekkür ederim. Aa, ben yok anlamadım, cevap almak istiyorum. Her değişik olan derken... iyidir ya. İyi bir değişiklik yaptığın ben iyi demedim canım yani. Herkes dener. Dünyada da okay, böyledir. Tamam, her defiledeki her ürün ben de ben böyle bir şey yapıldığını bilir. Hatırlamıyorum. Tamam, bu çizmeyi giymiş olabilirim. Ben çizmeni evet, ama bir tek zaten problemim çizmem olsun. Çizmen ve siyahla ilgili bir şeyler söyledim. Evet, çizmesi yani çok güzel. Zaten hepimiz bayılmıştık. Bu kadar güzel bir şey 3 gün önce dediğimiz zaman hani sen ya, de olmayacağını düşünüyorum. 100 tane çorap çizme giyildi. Ben bunu beğendim. Galada kullandım ve burada ben kullandım. Bu riski göze aldım. Sen bu riski hep göze insan alıyorsun olarak denildi yani. Bunu 10 defa söylemene gerek yok. Ben bu riski göze alarak bu şekilde geldim. Bana söz geldiği için, yarışmacı olduğum için yapıyorum. Tamam, söylüyorsun da 5. 4. Yani, kez söylemene gerek ama yok. Ama sen cevap verdikçe ben de cevap verme gereği duyuyorum. Şu an bana yapmaya çalışıyorsun. Lütfen rica ediyorum. Hayır, ben de rica ediyorum. Teşekkür ederim Gülşah. Ben teşekkür etmiyorum, devam ediyorum. Yani demek istediğim hep siyah, çok güzel. Bak hala altını çiziyorum. Fikrin de güzel Çiçek. Ben sadece hani o çizmen, o siyahları beğenildiği halde aynı yoldan gidilmesinin taraftarı değilim. Değişik şeyler görmek istiyorum, teşekkür ederim. Bu çizme o siyahla mı? Sen siyahlar, yanlış bir kombin hatırlıyorsun. Ben kombinden bahsetmiyorum. Galada giydim ben bunu ve üstündeki siyah filenin içine bronz kumaş vardı. Ya ben galada ne giydiğini sana kelime kelimesine yoktu. Ayrıntısına ve kadar iki tane pil koymana vardı. Kadar anlatırım yarasana kadar. Konum o değil. Çok güzel siyah, hep siyahsın, hep siyah gözlüksün, derisin, kumaşsın ama yine siyahsın, siyah, siyah, siyahsın. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Ezgi Ünal. Daha önce yine senin söylediğin bir cümleyi hatırlatacağım sana. Devamını hani sen nasıl düşünmek istersen öyle düşünürsün. Demiştin ki siyah en rahat kombinlenebilen evet, ve her zaman giyildiği zaman her ne şekilde olursa olsun göze hoş gelen, karizmatik daha cool duran bir renk. Hı-hı. Demiştin bana ve hatta demiştin ki renkli giy, sürekli siyah, sürekli koyu renk giyiyorsun, renklerden korkuyorsun, senin üzerinde hiçbir renk görmüyorum. Senin üzerinde aksesuar bu kadar yoktu. Bu kadar sık hani koyu renkler tercih etme demiştin. Bunu hatırlatıyorum sadece. Aksesuara gelince de bana sorarsan üzerindeki kıyafet çok güzel. Başını o şekilde bağlaman çok güzel. Yani o çizmelerini de o şekilde kullanman güzel. Ama o şapkandaki çiçekler o kadar basit, o kadar böyle hani nasıl ifade edeyim? Hiç aynı kıyafetini o kadar bence uç noktada yani.
hiç aynı yani renk kattım diyorsan eğer renk oysa bence rujun yeterliymiş. Bak benim bana söylediğim yorumu bana yapıyorsan iyi dinle. Özden aynısını açıkladım. Ben siyahı giydiğimi savunan bir insanım. Giyiyorum. Hayır savunuyorsun ama biz giydiğimiz zaman sürekli siyah, palto, siyah giyiyoruz siyah oluyor. Opak çorap. Çizme, üzerine ya bir bere ya ne bileyim bir şey, bir gözlük takıp buraya çıkıyorsun. Fark etmez. Senin bana orada demek istediğin şey sadece renkti. Hayır. Evet. Renkten de kastım benim kafamdaki şapka da renkli ve bu kıyafet siyah olduğunu göstermeyecek bir şey. Siz kusur aramaya odaklısınız. Gayet okay, siyah yapmamız gereken şey bu. Tamam ama ben bunu söylediğim şeylerin her zaman arkasında olduğunu belirtmek için söylüyorum tekrar. Ben öyle bir siyah giyersin ki siyahın kurdum. Siyah olduğu belli olmaz diyorum. Evet bir siyah giy gel yine aynı yorum yaparım. Çünkü hiçbir zaman üzerinde star bir parça olmayacak senin. Söylediğimden aldın dolayı cevabını. Çok mu rahatsız oldun teşekkür da bu ederim. Şekilde bana yükleniyorsun? Rahatsız oluyorsan daha iyisini yapıp bu da benim yüzümü kızartacaksın. Teşekkür edip edip arkasına laf ekliyorsun. Rahatsız olduğunu üstündeki kıyafetlerle göster ve beni şaşırt lütfen. Tamam. Ay teşekkür okay. ederim. Beni düşünerek tamam. o şekilde rica ederim. Yani. Özden'den son yorum. Sabır diyerek yorumuma başlıyorum. Ayşenur kızlar çizmene takıldı. Bence çok haklılar. Zaten yani şu anda gördüğüm tablonun %45'ini çizmen oluşturuyor. O yüzden yaptıkları yoruma ben katılıyorum. Zaten uyumamış. Hani uyan bir şey giyseydin okey de siyah bence düz süet çizme giysen daha güzel olurdu. Çünkü teşekkür kafanda ederim. Romantik çiçekler... Dur daha teşekkür etme bekle. Kafandaki şeyler böyle romantik çiçeklerin. Hani siyah çiçek olsaydı kafanda okey bu styling doğru olurdu ama bu çiçeklerle ben o vamp şeyleri sevmedim, metalleri. Çantanı beğenmedim. Hiçbir de. Şekilde seninle aynı fikirde değilim yani. Şüpheliyim şu an canım, senin böyle... gerçekten düşüncelerinle ilgili. Çok bir çelişkilisin. Garipsin yani anlıyor musun? Neden garip? Garip olan şey ne? Garip garip geziyorsun çünkü. Garip olan şey nedir anlatsana garip biraz. Garip olan şey gerçekten bu üstündekileri görmek istemem yani. Bunun böyle Ayşenur, bir şeyin yapılmayacağını, şeyi kafandakinin romantik ya. Olduğunu düşünmen mesela. Kafandaki ki, ne rocker bir şey mi? Az çok bir şey bildiğini biliyorum ama... Kafandaki vintage mı, rock mı, ne? Kafandakinin hangi? Nasıl olduğunu kafandakinin sana hesap verecek değilim. Kafandakinin tarzına bana söylesene sen ya. Sen kafandakini ne olduğunu sana gösterecek değilim. Ben konseptimi gösterme yaptım, açıklamamı işte, yaptım, kıyafetimi zaten. Giydim. Siz de her zaman olduğu gibi çizmeye takıldınız. Ama ben bu riski göze aldım. Ayşenur'cum bak. Ve kendimi bak. Bu çizmeyle çok iyi hissediyorum. Kendimi bu kıyafetle çok iyi hissediyorum. Allah'ım. Teşekkür ederim Özden. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, çizme 500 lira. Çanta 140 lira, eldiven 99 lira, elbise 300 lira, şapka 500 lira. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum Nurella. Kafandaki kaska benziyor üst tarafı. Hiç yapılmamış bir şey yaptın. Aferin. Çiçeklerimi değerlendirmek istedim. Sen çok bekledim. Zaten burada ilk çiçek kafaya takma olayını sen yapmıştın değil mi İvana? Evet. Biz de hayran hayran. Podyumda. Podyumda biz seni izlemiştik. Evet, çantan, kıyafetin siyah. Bir tek çizmen güzel bir çizme de çizme gözüm oraya gidiyor. Evet, kullanmamam gerekiyor. Dümdüz siyah olsaydı gözüm oraya gitmezdi. Tek şapkana giderdi. Burada ben kimseyi kayırmıyorum. Benim bu mesleğim bu. Kreatif bir ruhum var tabii ki. Ne diyorum açıkça? Çizme beni rahatsız etti. Keşke olmasaydı. Ben de 10 verirdim. Ama çizme olduğu için öyle bir çizme. Çünkü tıkı tıkı o metalleri. Evet. Olmadı tabii ki. Ama fikir olarak çok güzel bir fikir. O balıkçı, o üstündeki değişik bir şey geldi buraya yani. Değişik, aa dedik değişik. 9 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Nurella. Çiçekler var, çiçekler evet, var. Evet yine çiçek. Ama nasıl kullanıyorsun o çiçekleri önemli. Nerede takıyorsun önemli. Nasıl kombine ediyorsun önemli. Biz dedik çiçekleri artık takmayın, takmayın yapmayın. Ama tabii ki sürekli de değil. Her zaman başka bir yerde tabii ki kullanabilirsiniz, başka kombinleri edebilirsiniz. Aynı o copy paste yapmayın. Şimdi senin üzerindeki yaptığın şapka olarak başka bir kız yarın yapsa o zaman olmaz. Evet. İlk sensin.
Çok teşekkür ederim. Çok önemli. Bu çok önemli bir şey. Siz başka bir yerde kullanın, illa kullanmak kesinlikle istiyorsunuz. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Dediniz diye yaptım. Ama doğrusunu sen gösterdin şimdi, ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Biraz kıskanıyorlar sana, ben düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ve belli ediyorlar artık ve sinirleniyorum. Yani çünkü ben böyle bir manzara baktığım zaman çok parlak değil. Bugün benim için tek sensin. Çok teşekkür ederim. Ayakkabı simsiyah olsaydı evet, onu verirdim. Aynen değil mi? Fark yaratıyorsun Ayşenur. Çok teşekkür ederim. 9. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet, çiçek kullanmak yasaklanmıştı ama çok güzel fikir, o kaskın üstüne onları diziyor olma. Çok beğendim. Çizmelerini, çantanı beğenmedim. Üstündeki elbise tek başına bile gelsen ve yine siyah da olsa çok güzel elbise zaten. Çok teşekkürler. Ama o çizmeler artık son olsun. Yok, kesinlikle çantada. Asla yok daha. Heh. Söz. Çantanı da hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.